Şimdi next one diyoruz arkadaşlar. Bir diğerine bakalım. David'le başlayan cümledeyim. David kann gut Deutsch sprechen, weil in Deutschland lebt arkadaşlar. Şimdi bakın bu güzel bir cümle. Bizim seviyemize göre biraz üst seviye bir cümle burası. Çünkü bağlaç var. Şimdi bir şuraya bakalım. Diyorum ki David kann gut Deutsch sprechen. David güzel Almanca konuşabilir. Şimdi normalde können fiilini kullanmasak nasıl diyecektim ben? David güzel Almanca konuşuyor. David spricht işte gut Deutsch. İyi Almanca konuşabilir. Ya konuşur. Ama konuşabilir. Yani oraya bir yetenek kelimesi, yetenek anlamı katmak istiyorsak bir modal fiil kullanacağız ki o modal fiilimiz arkadaşlar könlendir. David kann gut Deutsch sprechen. Bakın, können fiilini kullandıktan sonra konuşmak anlamına gelen sprechen kelimesini cümlenin en sonunda bırakıyorum. Gördünüz mü? Ama nasıl bırakıyorum? Çekimsiz olarak. Yani yalın halde kelimeyi bırakacağım. David kann gut Deutsch sprechen. Evet, David Almanca konuşabilir. Neden? Çünkü while in Deutschland lebt. Şimdi biz while kelimesini bilmiyoruz. Çünkü demek Almanca'da bağlaçlar devreye girdiği zaman çekimli fiil cümlenin en sonunda yer alır. Bakın burada leben fiili var. Yaşamak. Özneye göre çekim lebt olur. While in Deutschland lebt arkadaşlar. Çünkü o Almanya'da yaşıyorum. Şimdi while konusunu siz bilmiyorsunuz. Bugün mesela biz orta seviyede while anlatacağım. Çünkü demektir. Orta seviyede bunları da inşallah göreceksiniz. Evet. Bir teoremize bakalım. Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht sehen. Ne demek arkadaşlar? Seni göremiyorum. Ich kann dich. Bakın dich neydi arkadaşlar? Geçen haftaki dersi hatırlayın. Seni demek. Yani bu cümle aynı zamanda bir akuzatif cümlesidir. Çünkü neden? Akuzatif bir şahıs kelimesi var burada. Dich. Ich kann dich nicht sehen. Seni göremiyorum. Aber ich kann dich hören arkadaşlar. Fakat seni duyabilirim. Ich kann dich hören. Bakın hören duymak demek. Cümlemin en sonunda nasıl kalmış? Çekimsiz olarak kalmış. Aynı şekilde zehen kelimesine bakın. Zehen de bir fiildir. Görmek demektir. Ama çekimsiz halde cümlemin en sonunda yer alıyor. Çünkü neden? Können fiilini kullandığım için. Evet. Bir diğer örneğimiz. Abends kann ich nicht schlafen. Kannst du abends schlafen? Bakın. Kısma bakalım cümlemizin ilk kısmına bakalım. Diyorum ki Abends kann ich nicht schlafen. Geceleri uyuyamam. Yani uyuyamıyorum. Yani bir sorun yaşadım. Uyuyamıyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada cümle neyle başlamış? Abends. Abends. Yani arkadaşlar bir zaman kelimesiyle başlamış. Zaman kelimesiyle başladığı zaman bizim kuralımız neydi? Hatırlayın. Zaman kelimesi. Zaman kelimesinden sonra çekimli halde fiil gelecek. Gelmiş mi? Gelmiş. Bakın kan gelmiş. Kan neydi? Können fiilimizin iş öznesine göre çekimiydi. Yani ben birinci kişi şahsına göre çekimi. Abends kann ich demek nicht schlafen. Uyuyamıyorum. Yani tamam geceleri uyuyamıyorum. Bakın abend akşam gece demek. Abends ise arkadaşlar geceleri demek. Sonra soru yapacağız. Şimdi soru yaparken ki kuralımız şu arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz biz Almanca'da nasıl soru yapıyordu? Mesela diyelim ki Ich komme aus Österreich. Ne dedim arkadaşlar? Avusturya'dan geliyorum. Ich komme aus Österreich. Avusturya'dan mı geliyorsun diye nasıl soruyordum arkadaşlar? Öznemin yanındaki fiili, çekimli fiili öznenin başına alıyorum. Sen öznesine sorayım mesela. İşte sen geliyor musun? Kannst du işte pardon kannst du değil. Kommst du aus Österreich? Kommst du aus Österreich?
Avusturya'dan mı geliyorsun? Aynı şekilde burada da bunu yapacağız arkadaşlar. Örneğin ikinci cümlemize bakar mı herkes? Kannst du abends schlafen diyor. Kannst du abends schlafen? Geceleri uyuyabilir misin? Şimdi burası bir soru cümlesi. Burasının soru cümlesi olduğunu arkadaşlar anlamak için sadece cümlenin sonundaki soru işaretine bakmayız. Bir de şu var. Fark ettiyseniz çekimli halde fiil özneden önce kullanılmış. Çekimli halde fiil özneden önce kullanılmış arkadaşlar. Normalde bunu biz şöyle diyebilirdik eğer soru yapmak istemiyorsam. Du kannst abends schlafen. Geceleri uyuyabilirsin demektir. Yani şu kannst'ı du'nun yanına koyarsam, du'dan sonra söylersem, yani şöyle du kannst abends schlafen dersem, bu normal bildiğiniz bir cümle oluyor arkadaşlar. Ne demek oluyor? Geceleri uyuyabilirsin demektir. Geceleri uyuyabilir misin? O zaman ne yapacağım? Kannst'ı du'dan önce söylemem lazım. Kannst du abends schlafen? Geceleri uyuyabilir misin? Hatırlatma yapayım hemen bir arkadaşa hatırlatma. Neydi o? İlk derste söylemiştim. Bir cümle arkadaşlar. Bir soru kelimesiyle değil, bir fiille başlıyor ise burada olduğu gibi cevap neydi arkadaşlar? Ya ya'dır, ya, yani ya evet demeniz gerekiyor ya da hayırla başlamanız lazım. Yani bu bir ja-nein fragendir arkadaşlar. Evet, hayır sorusudur. Kannst du abends schlafen? Geceleri uyuyabilir misin? Ja, ich kann abends schlafen. Oder nein, ich kann abends nicht schlafen. Hayır, geceleri uyuyamam demektir. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ich kann nie früh aufstehen arkadaşlar. Ich kann nie früh aufstehen. Şimdi burada bu cümlede bilinmesi gereken çok ayrı bir olay var arkadaşlar. Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi yine burada bir tane model fiil kullandık. Nedir? O da können. Ondan sonra bakın ne kullanmışım? Nie kelimesi. Nie neydi arkadaşlar? Bir zeit adverbien yani bir zaman kelimesiydi. Bir zaman zarfıydı. Geçen haftaki dersi hatırlayın. Piramidimizin en altındaki kısım. Nie asla demek. Şimdi nie kullandığınız zaman cümleye zaten olumsuzluk katıldığı için ekstradan arkadaşlar bir daha nicht kelimesini eklemiyorsunuz. Yani bu şey gibidir. Never kullandığınız zaman işte don't like, don't ya da doesn't kullanmadığınız gibi. Çünkü o onu karşılıyor zaten. Nie kullandığınız zaman da ilave olarak tekrar nicht kelimesini kullanmıyorsunuz. Yani genelleme yapalım. Genelleme yapalım. Aynı cümlenin içerisinde iki tane olumsuzluk veren kelimeyi bir arada kullanmıyorsunuz. Bir tanesi yeterlidir. Ich kann nie früh erken demek arkadaşlar. Früh erken. Aufstehen arkadaşlar erken kalkmak demek. Aufstehen bir ayrılabilen fiildir arkadaşlar. Büyük ihtimal haftaya ondan deneyeceğiz. Aufstehen ayrılabilen bir fiildir. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kelimeyi, bu fiili arkadaşlar iki kısma böleceğiz. Stehen'i kullanacağız. Auf'u da en son atacağız. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Mesela ben bu cümleyi şöyle de söyleyebilirdim arkadaşlar. Hiç könlene hesaba katmayın. Ben işte kalkarım. Ben kalkarım. Evet, hatta öyle söyleyeyim. Basit bir cümle. Ben kalkarım. Nasıl söyleyeceğim biliyor musunuz? Ich stehe auf arkadaşlar. Ich stehe auf. Ne demek? Ben kalkarım demek. Yani bu auf cümlemizin en son atacağız. Prepozisyon kısmını. Oraya ayrıca değineceğiz. Ayrıca değineceğiz. Şimdi bu örnek aklınızda kalsın. Tamam mı? Özellikle bu örnek kalsın. Çünkü neden? Çünkü burada arkadaşlar ayrılabilen fiillerde ne zaman ayrılmıyorlar arkadaşlar? Eğer ki cümlenin içerisinde bir model fiil var ise ayrılabilen fiiller ayrılmıyor. Tamam mı? Ha bu könlen olur. Bu cümlede könlen mesela. Ben burada könlen değil de müssen derim, dürfen derim, sollen derim, möchten derim, derim de derim. Ama kural aynıdır. Tamam mı? Her zaman cümlemizin en sonunda fiilimiz esas fiildir. Esas fiile de hiçbir şekilde değişiklik yapmıyorsunuz. Evet. Kısacası
Können fiili arkadaşa bu şekilde edilmek anlamına gelen können fiilimiz bu şekilde idi. Şimdi bu PDF'yi hazırlarken arkadaşlar yılbaşında son 4 ay kalmıştı. Şimdi ise son 10 gün. 11 gün bile öyle bir şey kaldı arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer şimdi birini öğrendikten sonra diğerlerini öğrenmek çok kolay arkadaşlar. Çünkü artık mantığını biliyorsunuz, sistemi biliyorsunuz. Sadece kelimeyi değiştireceksiniz. Kelimeyi değiştirdikten sonra anlamı da değişiyor zaten. Şimdi bir diğer model fiilimiz arkadaşlar müssen. Müssen ne demek? Zorunluluk demek. Yani bir şeyin yapılmasının zorunlu olması. Obligatory durumu arkadaşlar. Müssen Almanca'da zorunluluk anlamı verir ve Türkçe'ye çevirisinde ise meli, malı. Biraz Schuld gibi düşünün arkadaşlar. Ama Schuld'dan daha ziyade arkadaşlar burada must var. İşte must, have to gibi net bir zorunluluk anlamı var burada. Şimdi tabii ki müssen kelimesinde biz ne yapıyoruz? Können'de olduğu gibi öznelere göre çekimliyoruz. Yine kurallarımız aynıdır. Hemen bir tekrar edeyim. Düzensiz çekilen fiillerde iş öznesi nasıl çekiliyorsa diğerlerini öyle çekeceksiniz. Yani ona benzer, ona uygun olarak kaideyi bozmayacak şekilde çekeceksiniz. İkinci bilinecek nokta düzensiz çekilen fiillerde iş yani birinci tekil şahıs nasıl çekiliyorsa üçüncü tekil şahıs dediğimiz er, zi ve es işle aynı çekilir. Üçüncü bilinmesi gereken nokta ise bunlar arkadaşlar bizim düzenli prensiplerimizdir. Wir, ir ve zi'ler. Bunlar arkadaşlar asla ve asla kuralı bozmaz. Fiil düzensiz de çekilse bunlar hep düzenli olarak, istikrarlı olarak, sabit olarak devam ederler. Şimdi müssen, ich muss arkadaşlar. Ich muss, du musst, er sie es muss, wir müssen, er müsst ve sie'ler arkadaşlar müssen olarak çekimleniyor. Evet. Tekrar okuyayım. Ich muss, du musst, er sie es muss, wir müssen, er müsst ve sie'ler arkadaşlar müssen olarak çekilir. Tamam mı? Ne demek bu? Zorunluluk demektir. Kurallarımız aynı. Hemen bir bakalım. Diyorum ki şöyle azıcık büyütelim mi? Ich muss heute einkaufen arkadaşlar. Ben bugün alışveriş yapmalıyım. Çünkü neden olmasın? Çünkü buzdolabı boş. Alışveriş yapmalıyım. Artık yapmak zorundayım. Tamam mı? Yapmak zorundayım. Yapmalıyım. Ich muss heute einkaufen. Özneyim. İlk önce öznemizi yazıyorsunuz. Bakın net matematik olarak anlatayım. Çünkü matematik her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. İlk önce özneler. Özneler artı çekimli halde fiil artı her şey ekliyorsunuz. Her şey, istediğiniz her şey olur. Artı 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 en sonunda ise ne olacak arkadaşlar? Esas fiilimiz ama çekimli halde. Pardon, çekimsiz halde olacak. Yani nominatif halde olması gerekiyor. Ich muss heute. Ben bugün şey yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Einkaufen yapmalıyım. Alışveriş yapmalıyım. Einkaufen da arkadaşlar tıpkı aufstehen gibi arkadaşlar ayrılabilen bir fiildir. Yani biz bu başındaki ein kelimesini cümlemizin en sonuna atmamız gerekir idi. Eğer ki cümlede bir modal fiil olmasaydı. Ayrılabilen fiiller ne zaman ayrılamaz arkadaşlar? Cümle içerisinde eğer bir modal verb varsa bir de arkadaşlar gelecek zamanda öğreteceğimiz werden kelimesi varsa ayrılmazlar. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Örneğin ben alışveriş yapıyorum. Ben şimdi alışveriş yapıyorum. Nasıl derdim ben? Şöyle derdim. Ich kaufe heute, mesela ich kaufe jetzt ein. Ich kaufe jetzt
Ein. Bakın ein kelimesinin cümlenin en sonu atıyorum. Ya da zaman ifadesini başa alın. Jetzt kaufe ich ein. Ben şimdi alışveriş yapıyorum. Bugün alışveriş yapmalıyım dersem ich muss heute einkaufen olur. Yani o kelimeyi birleştirmeniz gerekiyor. Evet. Hocam biz hangi fiilin ayrılıp ayrılmadığını nereden bileceğiz diye soru düşünenler olursa arkadaşlar, onun da tabii bazı kuralları, matematiksel formülleri var arkadaşlar ve onu da buldum. Şimdi ondan sonra ikinci elemize bakalım. Diyorum ki Hans und Heidi können gehen, aber sie müssen schnell sein. Bakın Hans und Heidi. Hans ve Heidi bunlar çoğul arkadaşlar. Burası they are oluyor yani. Sie yani. Sie können gehen. Gidebilir. Bakın. Können kullandım. Yetenek var burada. Gidebilir. Ama cümlemin geri kalan kısmına bakalım. Aber sie müssen schnell sein. Sie müssen schnell sein. Hızlı olmalı. Schnell hızlı demek. Sein olmak demek. Şimdi biz şunu öğrendik. Hatırlayın. Ta ilk derste Almanca'nın en önemli fiil olarak ben neyi söyledim? Sein. Sein, which is to be demek arkadaşlar. To be. Olmak. Tıpkı İngilizce'de olduğu gibi arkadaşlar, Almanca'da biz sein'i direkt sein olarak kullanırız. Yani olmak olarak. Mesela işte İngilizce'de nasıl ki to be, işte I want to be a doctor diyoruz ya, orada direkt be olarak kullanıyorsunuz. Am, is, are, was, were falan değil. Aynı şekilde biz sein'i de been, ist, sind gibi çekimli olarak değil de normal halde çekimsiz olarak da kullanırız. O zaman da ne anlama gelir arkadaşlar? Olmak. Mesela schnell sein, hızlı olmak. Krank sein, hasta olmak gibi. Krank sein. Mesela fleißig sein, çalışkan olmak gibi. Schnell sein, ne dedim? Hızlı olmak, zorundayız. Zorundayız anlamını bana hangi kelime verdi arkadaşlar cümlede? Müssen kelimesi verdi. Müssen kelimesi verdi. Ben burada müssen yerine können desem o zaman nasıl bir anlam olacaktı? Sie können schnell sein. Sie können schnell sein. Hızlı olabilirim. Hızlı olabilirler. Sie müssen schnell sein. Hızlı olmalılar. Yani biraz da translator'a dikkat ederim arkadaşlar. Kelime değiştiği zaman Türkçe'ye çevirisi de değişiyor. Aslında en önemli olarak bilinmesi gereken şey budur. Yani cümleyi Türkçe'ye düzgün çevrilmesi gerekiyor. O cümlede ne anlatılması, ne anlatıldığını iyi anlamamız gerekiyor. İşimiz aslında bu. Mesela bir örnekte diyor ki Jeden Tag muss Arnold Sport treiben. Jeden Tag. Jeden Tag tanıdık gelmesi lazım. O piramidin alt kısmında bir kutucuk vardı. Orada ben yazmıştım orada. Dedim ki Jeden Tag, her gün. Jeden Tag muss Arnold. Arnold her gün bir şey yapmalı. Ne yapmalı? Sport treiben. Spor yapmalı. Sport treiben, spor yapmak demek arkadaşlar. Tamam mı? Bu cümlede fark ettiyseniz zaman ifadesi olan Jeden Tag kelimesi cümlenin başında olduğu için ondan sonra hangi kelime gelmiş? Çekimli halde müssen kelimesi geliyor. Jeden Tag muss Arnold. Şöyle de söyleyebilirdim ben bu cümleyi. Arnold muss jeden Tag Sport treiben. Arnold her gün spor yapmalı. Müssen yerine können diyeyim. Jeden Tag kann Arnold Sport treiben. O zaman ne olacak arkadaşlar? Arnold her gün spor yapabilir anlamına geliyor. Wir haben Hunger. Arkadaşlar Hunger aç olmak demek. Açız. Wir müssen sofort etwas essen. Diyeceğim ki biz yemeliyiz. Bakın neden müssen dedim? Çünkü wir öznesi var. Wir müssen. Yemeliyiz. Sofort çok önemli bir kelime. Hemen oraya bir şey yapın arkadaş, yıldız atın. Sofort hemen demek. Derhal. İşte urgently gibi değil de immediately yani hemen.
Etwas bir şeyler. Essen yemek. Wir müssen sofort etwas essen. Acilen bir şeyler yemeliyiz. Hemen bir şeyler, derhal bir şeyler yemeliyiz. Çünkü neden? Açız. Şimdi ikinci cümledeki bu wir müssen sofort etwas kısmında zaman kelimesi var. Bir zaman bağlacı şey var, zarfı var. O nedir arkadaşlar? Sofort kelimesidir. Sofort kelimesi burada cümlenin ortasında kullanılmış. Olabilir mi? Olur. Bu bir düz cümledir çünkü arkadaşlar. Kurallı cümle olmuş böyle olursa. Ama tabii biz ne yapıyoruz? Her zaman kuralları bozuyoruz. Sofort cümlenin başına alın arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bir ayna etkisiyle cümleyi tersten söyleyeceksiniz. Sofort wir müssen değil. Asla değil. Sofort wir müssen değil. Sofort müssen wir etwas essen. Noch einmal. Sofort müssen wir etwas essen. Derhal, hemen bir şeyler yemeliyiz. Yemek zorundayız anlamına geliyor. Evet, bir diğer cümlemiz ne diyor bize? Bakın bu cümle biraz zor arkadaşlar. Benim seviyeye göre bu cümle zor. Çünkü karmaşık bir yapı var bu cümlede. Hemen analizlerine bakalım. Du siehst krank aus. Du musst unbedingt zum Arzt gehen. Tekrar okuyorum. Du siehst krank aus. Du musst unbedingt zum Arzt gehen. Diyorum ki ilk kısma bakalım. Du siehst krank aus. Şimdi ben ne dedim arkadaşlar Almanca'da? Her zaman bir özne var, bir de özneden sonra arkadaşlar bir fiil vardır. Yani özne ve fiil basit bir cümle için. Şimdi bu cümlede fiil ne arkadaşlar? Fiil nedir buradaki fiil? Şimdi sadece this derseniz yanılırsınız. Buradaki fiil arkadaşlar auszehen'dir. Bitişik yazın bakın. Auszehen. Auszehen arkadaşlar look like gibi anlamı var. Yani gibi görünmek. Tamam mı? Gibi görünmek anlamı var. Ne dedim ben size? Ayrılabilen fiillerde ne yapıyorduk? Kelimenin başındaki o prepozisyon kısmını en son atıyorduk cümlenin. Burada öyle olmuş bakın. Burada direkt öyle olmuş. Ayrılabilen fiilleri arkadaşlar normal fiiller gibi kullanamazsınız. Yani aussehen fiilini direkt aussehen gibi kullanıp sonundaki en takısına atıp öznelere göre ek getiremezsiniz. Yani şöyle bir şey yok. İş aussehe. Aynı şekilde mesela einkaufen dedim ya şurada. Hemen şöyle düşünmeyin. En'ye at, e ekle. İş einkaufe. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz bu fiilleri böyle kullanmıyoruz. Bunları Almanca'da trennbare verben denir arkadaşlar. Yani ayrılabilen fiil denir. Ayrılabilen fiilleri usulca ayırıyorsunuz. Yani aus en son atacaksınız. Du siehst krank aus. Hasta görünüyorsun. Ne yapmalısın? Du musst unbedingt zum Arzt gehen. Gitmelisin. Bakın yine müssen fiilini kullandım. Ama du kelimesine çekimliye kullandım. Du musst gitmelisin. Diğer bir önemli kelimemiz arkadaşlar hemen not alın. Unbedingt arkadaşlar. Unbedingt demek ne demek biliyor musunuz? Yani kesinlikle demek yani. İşte absolutely olur, certainly olur. Hemen demek. Hemen gitmelisin. Nereye? Zum Arzt gehen. Zum Arzt gehen arkadaşlar bir bütündür. Doktora gitmek demek. Yani ayrı tutmayın. Çünkü ayrı tutarsanız arkadaşlar şu Arzt'ın önündeki kelimeyi insanlar şaşırıyor. Oraya ne gelecek bilmiyor çünkü. O yüzden bütün olarak ezberleyin. Zum Arzt gehen. Doktora gitmek. Burada aynı zamanda bir datiflik durumu da var. Onu daha öğrenmedik. Buna rağmen gehen fiilini çekimsiz olarak cümlenin en sonunda kullandık. Çünkü neden? Modal verb kullandığımız için. Evet. Artist for individual pleasures dedik. Evet, şimdi ne öğrendik o zaman biz bugün? İki tane modal verb'den bahsettik arkadaşlar. Bir tanesi können, yetenek. Bakın, können yetenek demek. Bir de arkadaşlar,
müssen zorunluluk demek. Şimdi bundan sonraki derslerimizde arkadaşlar artık işin içerisinde bir model verb kısmı giriyor. Bizim dikkat vermemiz gerekeceğimiz, emek vermemiz gerekeceğimiz bir bölüm başladı. Geriye kalan 5 tane model verbimizde her hafta ikişer tane hatta üçer tane olmak üzere bitireceğiz. Bundan sonra ne var? Dürfen var. İzinli olmak. Zorin var. Yine gerekli olmak. Gerekli olmak değil de sizden bir şeyin yapılmasını beklemek. Yapılması beklenmek. Möchten var. İstemek. Wollen var. İstemek. Bir de mögen var arkadaşlar. O da prefer demek. Yani tercih etmek dediğimiz kelimelerimize. Onun dışında başka da model verbimiz Almanca'da yok. Şimdi anlaşılmadık bir yer var mı? Model fiillerin mantığını iyi oturtmanız gerekiyor. Onun dışında direkt zaten yapacağımız tek şey model fiili değiştirmek. O değiştiği zaman zaten anlamda değişiyor. Bütün model verbleri bitirdikten sonra arkadaşlar biz şöyle bir karşılaştırma yapabileceğiz. Türkçe olarak söyleyeyim. İşte ben okula gidebilirim. Okula gitmek zorundayım. Okula gidebilirim ama izinli olarak yani böyle bir iznim var. İşte okula gitmek istiyorum. Okula gitmekten hoşlanırım gibi farklı konseptteki cümleleri kurabilecek seviyeye gelmiş olacağız inşallah. Evet. Bu PDF'yi de çıkartın. 3 sayfalık bir şey zaten. Evet, benim bu hafta anlatacağım kısım burasıydı arkadaşlar. Çok önemli bir kısımdan değindim. Vaktimiz var. Eski haftalardan veya bu haftadan sorusu olan var mı? Ya da şurayı tekrar edelim diyen. Evet. Sanırım yok. Öyle mi? Tamam. Arkadaşlar bazen tepki verin ya. Kendi başıma anlatıyormuş gibi hissediyorum. Tepki verin. Yalnız olmadığımı bileyim. Evet, teşekkür ederim. Hocam soru var zannediyor o zaman. Katılın arkadaşlar. Bizim derse ben katılılmasını çok severim. Katılın, soru sorun. Ne bileyim işte bir şeyler yapın yani. Boş olmasın. Öğrenin yani. Çünkü burada zaman harcıyorsunuz ki zaman en değerli şey yani. Telafisi olmuyor çünkü. Geçen haftayı çok kısa tekrar edebiliriz. Evet edelim. Geçen hafta Nebraska'ydı. Ama galiba şu an görünüyor değil mi tahtadan? Görünüyor herhalde, evet. Şimdi geçen hafta arkadaşlar akuzatif durumundan bahsettik. Akuzatif ismin iyi hali dedik, tamam mı? İyi hali. Yani artık ne öğrenmeye başladık biz? Okul dedik. Okul dedik. Okullu. İ, ı, u, ü dediğimiz hal yani. Şimdi der, di ve das. Üç tane artikelimiz var. Der, di ve das. Der erkekler için.
D kadınlar için dans erillik ve dişilik durumu dışındaki her şey için das kullanıyoruz. Das aynı zamanda arkadaşlar bu anlamına da gelir. Örnek veriyorum. Das ist ein Auto. Bu bir araba. Tamam, buradaki das kelimesi nedir? Bu anlamına gelir. Bir artikel değildir. Şimdi akuzatifte arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. Sadece der değişir arkadaşlar. Der, den olur. Den. Bakın büyüteyim. Den. Gördünüz mü? Yani sonra sadece ne ekliyorsunuz? Den. Belirsiz artikel durumunda aynen, olumsuz durumda ise arkadaşlar kaynen olur. Zaten biz Almanca'da belirsiz artikel yapar iken hep ein kelimesini kullanıyoruz. Ein. Ama bu aynı biz çekimleriz. Akuzatifte farklı kullanırız. Nominatifte die için farklı kullanırız. Datifte zaten farklı kullanacağız. Genitifte de farklı kullanıyoruz. Olumsuz yaparken ise kein kelimesini ve kein'in türevlerini kullanacağız. Şimdi kein ne demek arkadaşlar? Yok demektir. Olumsuzdur. Kein sadece isimler için gelir. Fiilleri olumsuzlaştırmak için nicht. İsimleri olumsuzlaştırmak için ise kein kelimesini kullanıyoruz. Den, einen ve keinen. Die ise arkadaşlar die, eine ve keine. Ne dedim ben? Her zaman D'ler için konuşuyorum arkadaşlar. Hep bir E takısı alma modu vardır arkadaşlar D'lerde. E takısı eklenir yani. Örneğin ne dedim? Bir ismin sonu E ile bitiyor ise onun artikelini bilmiyorsanız D deyin. 195 doğrudur. Ki zaten plural durumda komple D olacak. Çünkü plurallerin bütün plüraller D alır. Das'a baktığımız zaman ise das değişmez arkadaşlar. Nominatifte das nasılsa akuzatifte de aynıdır. Das sadece datifte değişir arkadaşlar. Bir de genitifte das, das olarak kaldı bakın. Ein ve kein olarak kaldı. İsmin iyi hali demek. Hemen bir örnek yapayım. Wen rufst du? Kimi arıyorsun? Wen rufst du? Ich rufe den Mann. Bakın den Mann. Adamı arıyorum. Adamı. İşte oradaki ı kelimesini bize hangi kelime verdi? Den verdi. Şöyle deseydim, ich rufe der Mann deseydim, adam arıyorum oluyordu. Yani yanlış oluyordu. Adamı demem lazım. O yüzden den Mann oluyor. Ich rufe die Frau arkadaşlar. Kadını arıyorum. Ich rufe die Frau. Kadını arıyorum. Ya da başka bir örnek olarak ich rufe das Kind. Çocuğu arıyorum. Bunu bakın Türkçe'ye çevirmek çok önemli. Ich rufe das Kind cümlesini çocuk arıyorum değil, çocuğu arıyorum olarak çevirmeniz gerekiyor. Yani doğru çeviri gerekli. Akuzatifleri arkadaşlar genellikle yemek, içmek durumları için kullandığımızı söylemiştik. Evet. Hep şu örneği verdim. Yine bu örneği vereyim. Son olarak. Wen liebt Petra? Petra kimi seviyor? Petra liebt ihren Mann arkadaşlar. Kocasını. Tamam, oradaki ı kelimesi işte buradaki akuzatiflik durumundan kaynaklandığını unutmayın. Daha sonra posesif pronomundan bahsettim. Maskulen, feminen ve neutrum. Neutrum. Maskulende bakın meinen, deinen, seinen, ihren, unseren, euren ve ihren şeklinde çekersiniz. Feminende sadece e ekliyorsunuz. Neutrum hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hemen bir örnek vereyim. Yani ilkine bakalım hemen hızlıca. Derim ki das ist mein Mann. Bu benim kocam oluyor arkadaşlar. Ich liebe meinen Mann. Bakın kocam mı? İşte o ı'yı meinen kelimesi sağlar. Ya da das ist mein Auto. Bakın das ist. Buradaki das arkadaşlar artikel das değildir. Çünkü neden? Artikel das olsaydı kendisinden sonra bir isim gelmesi gerekirdi. Örnek veriyorum. Das Kind. Das Kind'deki das artikeldir. Ya da das Auto'daki das artikel. Fakat buradaki das artikel das değil. Bu anlamındaki das. Das ist mein Auto. Bu benim arabam. Burası nominatif. Bu benim arabam. Ich liebe mein Auto. Arabam mı oluyor? Arabamı seviyorum. Ya da das ist meine Katze. Bu benim kedim. Neden meine Katze dedim arkadaşlar? Çünkü neden?
Nominatifte D'ye her zaman E ekliyoruz. D demeyeyim de yani şöyle. Sözcüğün sonu E ile bitiyor ise ve artikeli D ise E ekleyeceksiniz. Mein Katze değil. Meine Katze. Çünkü neden? Katze'nin artikeli D. Ich liebe meine Katze. Kedimi seviyorum. Yani ilk cümlemiz nominatif, ikincisi arkadaşlar akuzatif. Daha sonra personal pronomun im akuzatiften, şahıs zamirlerine. Akuzatifte şahıs zamirleri var, datifte de var. Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch ve sie. Yani beni, seni, sizi, onu, sizleri gibi anlamlara geliyor. Hemen ilk örneğimize bakalım. Das ist Kanye. Bu Kanye. Er wohnt in Las Vegas. O Las Vegas'ta oturuyor. Ich finde. Onu buluyorum. Bakın. Ich finde ihn. İhn ne demek arkadaşlar? Onu demek. Onu. Ama erkekler için onu. Tabuda var. Sehr nett. Çok hoş buluyorum. Ich finde ihn. Sehr nett. Onu çok hoş buluyorum. İkincisine bakalım. This is Kylie Jenner. Bu Kylie Jenner. Ich finde sie. Bakın buradaki sie normal bizim personal pronomunda kullandığımız sie değil. Yani o anlamına gelen sie değil. Onu demektir. Onu. Ich finde sie. Onu buluyorum. Sehr schön und reich. Çok güzel ve zengin. Sehr schön und reich. Hallo, ich bin Janusz. Merhaba, benim adım Janusz. Kennst du mich? Bakın, kennen fiili var. Kennen to know, tanımak. Kennst du mich? Beni tanıyor musun? Nein, ich kenne dich nicht. Hayır, seni tanımıyorum. Bakın, seni. Beni, seni. Personal pronom, akuzatifte bunu öğrendik. Daha sonra Zeit adverbiyen dedik arkadaşlar. En yüksekten sayalım. Çok da güzel bir görüntü oldu. Immer, her zaman immer diye aslında söylenir. Meistens, genellikle, oft, sık sık, manchmal, manchmal, bazen, selten, selten, ne demekti? Nadiren, nie ise arkadaşlar, asla, immer, meistens, oft, manchmal, selten ve nie. Nasıl kullanıyorduk? Bakın az önce örneğimizde geçti. Kutucuk demiştim. Jeden Tag. Her gün. Hemen bir örnek. Ich gehe immer nach Frankfurt. Ich gehe immer nach Frankfurt. Her, yani her zaman sıklıkla her zaman demektir. Frankfurt'a giderim. Frankfurt'a giderim. Burada immer kelimesini başa alın. Immer gehe ich nach Frankfurt. İşte her zaman Frankfurt'a giderim anlamına geliyor. Burası kolay. Bilinmesi gereken kelimelerin altını çizdim. Birincisi wann. Kesinlikle bilinecek. Wann ne zaman? Von wann bis wann? Ne zamandan ne zamana? Mesela bis wann ne zamana? Seit wann ne zamandan beri? Ab wann ne zamana kadar? Um wie viel Uhr? Saat kaç demek? Um wie viel Uhr? Ya da wie spät, wie viel Uhr gibi. Bakın burası şey, what time sorusu. Wie spät, wie viel Uhr yine saat kaç demektir? Kesinlikle bileceksiniz yani. Wie oft da ne sıklıkla demek? Wie oft gehst ins Kino? Ich gehe manchmal ins Kino. Bazen sinemaya giderim. Wie oft'un cevabı arkadaşlar, how often sorusu bu da. Şurası. Tabi bunun daha değişik kelimeleri de var arkadaşlar ama temel olarak bunu bilsek yeter. Burası always, usually, sometimes bunları bilin yeterli. Evet. Kısacası böyleydi. Geçen haftamız. Haftaya yine iki tane model verb öğreneceğiz. Bu model verblerden sonra arkadaşlar daha tip belki vardır. Daha tip öğreniriz. Ve kaldığımız yerden devam edip gideriz.